sarı saçlarına deli gönlümü bağlamıştın çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban. Abdurrahim Karakoç. Evet bugün halk edebiyatı temsilcilerinin 18 ve 19. yüzyılıyla devam ediyoruz arkadaşlar bomba sanatçılar göreceğiz ama bu sanatçıları öyle alelade bir şekilde görmeyeceksiniz. Nokta atışı bir şekilde işleyeceğiz. Bizim sınavda karşımıza nasıl çıkabilir? Kodlamalarla, şiirlerle karşınızda olmuş olacağım. O zaman hazırsanız efsane bir ders de sizi bekliyor olacak. Evet hemen bir önceki dersimizin günün sorusunu bir çözelim. Ondan sonra yepyeni bir konuya başlayalım. Bugün temsilcilerimizi nihayete erdireceğiz ve hatta tasavvuf edebiyatına geçeceğiz. Bugün 3 tane video geliyor efsane bir şekilde halk edebiyatını bitirdikten sonra divan edebiyatının kapılarını da aralamış olacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bir önceki gün, önce kitaplarımızdan sayfa kaçtayız onu bir söyleyelim. Video ders kitabımız önümüzde ve sayfa arkadaşlar tam olarak 81'e gelmiş bulunuyoruz. Harika ilerliyoruz hiç merak etmeyin. Nefis bir şekilde bir sonraki aşamalarda artık uygulamalarımızda gelmiş olacak. Sayfa 81'i açıyoruz ama bir önceki dersimizin hemen günün sorusunu bir görelim istiyorum. Bir tane şiir vermiştim size. Şiirde daha böyle e, kral Düşmanlar fethetmek vardı. O zaman bu bir epik şiirdi. Kahramanlık, vatan sevgisi işleniyordu. Bir de İbiş'in Rüyası'nı sormuşum. İbiş'in Rüyası dediğimiz zaman da aklımıza ne gelecek? Aklımıza Tarık Buğra gelecek. Kurtuluş Savaşı'nı özellikle anlatan bir sanatçım. Nerede göreceğiz? Cumhuriyet'e çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Hadi başlayalım bakalım. 18. yüzyıl. 18. yüzyıl dediğimiz zaman aklımıza bir isim gelecek arkadaşlar. Levni gelecek. Levni. Ama ezber yapmayalım. Gelin kelimenin köklerine inelim. Levn kelimesi zaten... Ne demek? Böyle resim için daha görselliği yüksek olan ifadeler için kullanılan bir kelime. Hatta Elvin vardır. Renkler anlamına gelir. Elvin hatta kızlar içinde kullanılan bir isim. O zaman aklınıza şöyle bir çağrışım yapmasını istiyorum Levni'nin. Levni, Levni esasında ressam tamam mı? O yüzden daha çok ressamlıkla ilgilendiğini bilmenizi istiyorum. Bunu bir yıldızlamayı da... ...yıldızlamanızı da istiyorum. Çünkü bu yıldızlar... ...bizi sınavda biliyorsunuz her zaman yıldız yapıyor. Daha önceki senelerde sınav... E, ...daha önceki senelerde soru gelmişti. O yüzden böyle çok da eskilerde geldiği için... ...biraz daha önem verebiliriz. Ve Atalar Sözü Destanı... ...çok çok popüler. Levni'nin. Levni deyince Atalar e, Sözü Destanı. Ve zaten o isminden de... ...anlayacağımız üzere süsleme... ...sanatıyla meşhur olacak. Bizim karşımıza... ...daha böyle minyatürler getirecek. Süslemeler getirecek. Tamam mı? Dolayısıyla aslına bakarsanız... kullan Mahlas tabii ki bu. Boşuna seçmiyorlar bu mahlasları. Renkler dediğim zaman, ressamlık dediğim zaman, süsleme minyatür dediğim zaman aklıma levni gelecek ve atalar sözü oldukça önemli olacak arkadaşlar. 19. yüzyıla artık geçiyorum. 19. yüzyıl dediğimiz zaman ne bileceğiz 19. yüzyılda? Bayburtlu zihniyi bileceğiz. Önemli bir sanatçı bayburtlu zihni. Neden hocam? Çünkü divandan etkilenecek arkadaşlar. Divandan etkilendiğini nasıl anlıyorum? Çünkü bayburtlu zihni hem aruz hem heceyi kullanacak. Ve en önemli eserinden anlayacağım, sergüzeş namesinden anlayacağım. Sergüzeş name ne demek? Ba ser baş demek bakın. Güzeş, gozeşten fiilinden gelir. Farsça bir kelimedir. Baştan geçen olaylar demektir. Farsça kullanıyor. Adam zaten Arapça ve Farsça kullanıyorsa onun neyden etkilenmesi mümkün? Tabii ki divan edebiyatından. O halde diyeceğim ki hem Aruz hem Hece'yi kullandı. Sergüz en önemli eseri o halde Bayburtlu Zihni divan edebiyatından etkilendi. Bakın çıkarımlar çok basit değil mi? Bunları bildikten sonra edebiyat böyle o kadar kolay ki. Hadi bakalım Yıldız diyoruz. Aruz ve Hece'yi kullandı. Sergüzeşnamesi önemli. Ve bir önemli daha, bir önemli nokta daha bir can alıcı nokta daha geliyor. Türk romanının ilk kıvılcımını atacak bakın bu eseriyle. Önemli bir eser. Kitabı, hikayesini hikayeyi garibe diyeceksiniz arkadaşlar. Türk romanının ilk kıvılcımını kitabı hikayeyi garibe ile atmış olacak Bayburtlu'nun zihni. Ve zaten Mevlana'ya da nazireler yazacak. Nazire ne demek? Ben bir sanatçının bir eserini çok beğeniyorum. Ve o beğendiğim esere be benzer nitelikte bir eser yazıyorum. İşte buna nazire deniliyor divan edebiyatında. E Mevlana'ya yazıyorsa Mevlana zaten divan edebiyatında aruz ölçüsünün hat safhaya çıkardığı aruz ölçüsünü bolca kullanan bir sanatçı. E buradan da bakın aslında çıkarımları yapmak çok basit. O zaman diyorsunuz ki Mevlana ve Molla camiyede nazireler yazmıştır diyorsunuz Bayburtlu zihni arkadaşlar. Önemli bir sanatçı. Daha önce de defalarca geldi tabii ki ama yine biz böyle bilelim hatırımızda kalsın diyorum. Ve Dadaloğlu diyorum. Dadaloğlu da yine 19. yüzyılda karşımıza çıkacak. Ne diyecek Dadaloğlu? Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir diyecek. Yiğitlik sembolü olarak göreceğiz Dadaloğlu'nu. Dadaloğlu dediğimiz an ne göreceğiz? Bir baş kaldırı göreceğiz değil mi? Padişah falan asla takmayacak. Ama Köroğlu ile karıştırmamamız için yüzyıllarının farklı olduğunu bilmek burada önemli olacak. Dadoloğlu 19. yüzyılda böyle padişaha biraz daha baş kaldır ama Köroğlu'ndaki o mücadelenin Bolu Bey ile olduğunu bileceğiz. Daha ayırt edici nokta bu olacak arkadaşlar. Avşar Türklerinden Dadoloğlu ve koçaklamaları ile meşhur. Zaten böyle daha yiğitçe, mertçe temaları görüyorsanız siz koşmanın koçaklama türüne gitmelisiniz. Dolayısıyla koçaklamalarıyla ile ünlüdür diyeceğiz arkadaşlar. Ve zaten ve zaten yine bir çıkarım daha geliyor. Adam halkı savunuyor. Halkın ön planda olmasını istiyor. Halkın problemlerine çözüm bulmak istiyor aruzla ne işi var aruz demek bireysellik demek aruz demek daha e, bireyin iç dünyası daha halktan kopuk bir edebiyat demek o zaman ben dadaloğlu'nda aruz ölçüsü görmeyeceğim ben onda divan etkisi görmeyeceğim ben dadaloğlu'nda halis molise ölçüsü göreceğim tamam mı bakın çok basit çıkarımlar yapıyoruz o zaman dadaloğlu diyorum ki heceyi başarılı bir şekilde kullanmıştır bu kadar. Geliyorum çıldırlı aşık şenlik. Hatta bunun e, belki duymuşsunuzdur Anadolu'da çok yapılır çıldırlı aşık şenlik gelenekleri vardır. Badeli aşıklardandır çıldırlı aşık şenlik. Bade içerek biliyorsunuz pirelinden bade içiyorlar ve uykuya yatıyorlar ondan sonra aşık oluyorlar. Böyle bir aşık ve sadece hece ölçüsünü kullanıyor. E zaten böyle Anadolu'da bu gelenekler yapılıyorsa e, Anadolu halkı bu sanatçıyı benimsemiş artık. Benimsediği sanatçı onun dilindendir. Onu anlatır. Sadedir. Aradolu bir Türkçe vardır. Halkın problemlerini anlatır. Tamam. O zaman gidip de aruzla falan çıldırla aşık şenliğin işi yoktur diyoruz. Bakın hep böyle çıkarımlar bizi doğru yola gö götürüyor fark ettiyseniz. Ve ruh geliyoruz. Artık ruh saati biraz daha doğaçlama şiirler yazacak arkadaşlar. Tamam mı? O doğaçlamayı göreceksiniz ruh saati de. Ve ruh saati dediğimiz zaman da Aruz gelecek artık karşımıza. Yani hem Aruz'u kullanacak hem heceyi kullanacak. O zaman ruh saati için ben ne diyeceğim? Divan edebiyatından etkilenmiştir diyeceğim arkadaşlar. Ve dertli, dertli yine bir divan edebiyatı etkisi göreceğiz. Dertli de biraz böyle sonlara gelirken divan edebiyatı etkisi görüyoruz. Badeli aşıklardan olduğunu yine bilmekte fayda var. Küçük küçük direkt soru geleceğini düşünmüyorum. Direkt cevap olacağını düşünmüyorum ama belki böyle eleyici birkaç tane bilgi verip eleme soruları soruyorlar ya bu tarz gelebilir diye bunu da vermiş olduk arkadaşlar ve 19. yüzyılın yine önemli bir sanatçısı. 19'dan devam ediyoruz. Erzurumlu Emrah diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Erciş Ercişli Emrah'ı bir önceki dersimizde konuşmuştuk. Ama artık Erzurum dediğimiz zaman Erzurum büyük bir şehir. Erzurum'a hitap ediyor. Çok fazla şey görüyor. O zaman ben divan edebiyatı etkisini göreceğim Erzurumlu Emrah'ta. Ben aruz'u göreceğim. Evet heceyi de göreceğim. Ama o Erciş'le Emrah'taki Ova'nın Erciş ilçesinde küçük bir ilçede yetişmiş bir şairdeki sadece hece ölçüsü değil artık daha bir daha geniş bir kitleye hitap ettiği için daha geniş bir yerde olduğu için ben Erzurum'la Emrah'ta ne görüyormuşum? Aruz artı hece. Tamam bak böyle kodluyoruz zihnimiz bu şekilde çalışıyor. Ve tasavvuf etkisini de görüyoruz aslında bakarsanız. Erzurum'da biraz öyledir değil mi? Böyle Erzurumlu velilerim vardı hatırlıyorum. Yine böyle dindar bir e, kesimdir Erzurum. Var mı aramızda Erzurumlu bu arada? Biz Erzurum'da izleyen varsa şöyle bir böyle, hocam Erzurum'da izliyorum falan doğru söylüyorsunuz falan şöyle bir dönükleri alalım. E, tasavvufta da yoğundur değil mi? Dolayısıyla tasavvuftan etkilenme söz konusudur. Dadaş mı diyorduk Erzurumlara değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar tasavvuf etkisi var Erzurum'da Emrah'ta da var. Ama dediğim gibi büyük bir şehirde doğmuş orada yetişmiş bir sanatçı Aruz'dan etkilensin tamam. O zaman Aruz artı hece diyorum Erzurum'la Emrah'a ama Ercişli'de yoktu Aruz. Bak böyle kıyaslayarak gidelim ve tasavvuf etkisini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Buraya bir yıldızlarsak harika olacak. Ve geldim yine 19. yüzyıl Sümmani diyeceğim. Yine divan etkisi devam ediyor. Divan edebiyatından etkilenecek. Ve Sümmani kolu var. Böyle bir sümmani kolu var edebiyatta arkadaşlar. Farklı da bir özelliği var. Ben bu, ben bu hikayeyi size anlatırım. Şöyle biz halk edebiyatına girmeden önce bir takım özelliklerini konuşmuştuk ya dedik ki bunların çeşitli şekillerde aşık olma gelenekleri var. Fotoğrafa bakarak aşık oluyorlar. Sonra aynı evde yaşıyorlar. Aynı evde yaşı... kardeş olduklarını zannediyorlar ama kardeş olmadıklarını öğrendiklerinde birbirlerine aşık oluyorlar falan. Yani bu bu şekilde aşık olma var. Ya da rüyaya yatıyorlar. Bir sevgili görüyorlar rüyalarında ve gördükleri sevgiliye aşık oluyorlar. Tamam mı? Böyle değişik aşık olma tarzları var bizim halk edebiyatı sanatçılarımız. İşte Sümbani bunlardan bir tanesi. Gülperi isimli bir tane kızı görüyor aslında ve Gülperi'ye aşık oluyor. Gülperi'yi aramak için diyar diyar geziyor arkadaşlar. ...vay be der misiniz? Dersiniz bence. Değişik bir aşk. Bizim edebiyatçılar biraz farklı arkadaşlar. Dolayısıyla hiç gelmedi bakın soru ama... ...bu böyle anlatılsa... ...mesela böyle bir paragrafta diyor ki... ...işte Gülperi isimli biri var. Hayır yani Gülperi isimli birinin rüyasında görüyor bu sanatçı. Sonrasında Gülperi'ye aşık oluyor ve onu aramaya gidiyor. Diğer diğer Gülperi'yi arıyor falan. Dolayısıyla... Bunun Sümmani olduğunu bilelim arkadaşlar, tamam mı? Ee, ve divan edebiyatı etkisini de bilmekte fayda var. Ve Seyrani 19. yüzyıl taşlıyor, fena taşlıyor. Taşlamalarıyla ünlü. Böyle şiirlerini okuduğunuzda derin bir eleştiri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii o taşlamalarıyla birlikte arız ölçüsünü de kullanıyor. Yoğun bir hece var. Tabii ki hece ölçüsü fazlasıyla yoğun ama arız ölçüsünde kullandığını söyleyebiliriz Seyrani'nin. Ve geçiyorum 20. yüzyıla. Artık aşık veysel diyorum ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın diyor Aşık Veysel çok önemli bir sanatçı daha önce çok soru geldi arkadaşlar şöyle sormuşlardı Aşık Veysel'e şiirlerini gönül gözüyle yazar demişlerdi çünkü gözleri çok küçük yaşta çiçek hastalığı geçirdiği için gözlerini kaybetmişti ondan sonra gönül gözüyle yazdığı şiirleriyle tanıyoruz bir evlilik geçirmişti ancak o evlilikte çok da böyle hikayesi biraz e, derin ama böyle başarılı bir evlilik değildi biraz aldatmalar falan vardı gözlerini kaybettiği için işte görmüyor zaten aşık Veysel ama hissediyor vesaire dolayısıyla çok böyle güzel bir çocukluğu da olmuyor güzel bir hayatı da olmuyor ama kendisini edebiyata adıyor şiirler yazıyor dostlar beni hatırlasın şiiri çok çok popülerdir e hatta bestelenmiştir değil mi Tarkan tarafından da bestelenmişti yine sazımdan sesler dostlar beni hatırlasın bizim için önemlidir diyoruz daha önce geldi dediğim gibi tekrar gelebilir biraz böyle genel kültür bağlamında da sormayı severler aşık Veysel'i ama şu ifade çok çok önemlidir. Sivas'ın Sarkışla ilçesinde doğmuştur ve gönül gözüyle yazdığı şiirleri meşhurdur. Tamam, yani bu oldukça önemli. Peki geliyoruz Aşık Şeref Taşlıova. Çok önemli biliyor musunuz? Çünkü UNESCO'da bizi temsil eden bir sanatçıdan bahsediyoruz biz. Aşık Şeref Taşlıova deyince hemen yıldızlansın. Hemen hiç vakit kaybetmeden yıldızlıyoruz. Ve folklor yazıları yazdığını bilmeliyiz. Çünkü zaten halk edebiyatına aşık bir, birinden bahsediyoruz. Gönül Bahçesi isimli eseri de oldukça popülerdir. Ama UNESCO'da bizi temsil etmesi çok çok önemlidir Şeref Taşlıova'nın arkadaşlar. Ve Karslı Murat Çobanoğlu. Bakın. Murat Çobanoğlu'nun en önemli özelliği Karslı olması. Tamam çok geçer bu. E, badeli aşıklardandır falan evet bu önemli ama Karslıdır Murat Çobanoğlu tamam bunu bileceğiz arkadaşlar. Genelde böyle görüyorum çünkü sorularda gördüğüm zaman. Hece ölçüsünü kullanmış bir sanatçı ve bu dönemde özellikle 20. yüzyılda popüler olmuş bir sanatçıdır diyebilirsiniz. Ve Feymani tabi bunun şarkıları da Ahu Gözlüm şiiri meşhurdur ama daha sonra bestelenmiştir. Bunu bilmekte fayda var. Yine Bozkır'ın tezenesi diyoruz biz ona Neşet Ertaş diyoruz. Çok önemlidir Neşet Ertaş çok severim şiirlerini ve şarkılarını aynı zamanda. Yine şu durum çok önemli. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi. ...ünvanına layık görülmüştür. Bu oldukça önemlidir. Şuradaki ünvan meselesini bir düzeltelim. Yeni değişti arkadaşlar sağ olsun TDK sürekli bir şeyler değiştiriyor unvan diyoruz tamam mı unvan değil ünvan artık bu değişen kelimelerden. Bozkırın Tezenesi UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi unvanını alıyor bu çok önemli. Tamam mı? Çok çok önemli. Peki Abdurrahim Karakoç dersin girişinde mihrivan Aslında bu bir şarkı. Okumak isterdim ama şiir olarak okumak istedim. Daha önce bir sıfat videomda sanırım bunu seslendirmiş seslendirmiştim yalnız okumuştum çok sevdiğim bir şarkıdır Mihriban. ama şiirdir ve esasında Abdurrahim Karakoç'a aittir bu da önemlidir arkadaşlar böyle bilinsin bence değerlerimiz bilinsin sadece bunu sınavda çıkacak vesaire edebiyat işte ezber falan filan diye, diye değil bizim sanatçılarımızı kültürümüzü geçmişimizi ve edebiyatımızı bu noktada bilmek bence güzel yani böyle bir yerde üniversitede ya da bir toplulukta edebiyat konuşmak farklıdır. Tarih konuşmak mesela edebiyat ve tarih daha çok ama insanların edebiyat daha fazla ilgisini çeker. Böyle ortamda satılacak bilgiler olarak bunları da böyle sunabilirsiniz ilerleyen aşamalarda. Evet dedik ki Abdurrahim Karakoç, Mihriban çok popülerdir. Yine bir de onun Hasana mektupları var. Bunu da bilmekte fayda var ama Mihriban tabii ki çok çok öne çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Yine beslenmiş bir şiirle geliyorum. İşte gidiyorum şeşmi siyahım. Aramızda sıra dağlar sıralansa da diyor aşık Mahsuni Şerif. Bu da yine bestelenmiştir. Çok güzeldir. Açıp dinlemenizi tavsiye ederim. Bu şiirdir esasında ama bestele, bestelenmesi de böyle çok derin duygular uyandırır. Aşık Mahsuni Şerif'e aittir. İşte gidiyorum çeşme siyahım diyorum ve 20. yüzyılı halk edebiyatından nihayet erdiriyorum arkadaşlar. Güzel bir yüzyıldı. Güzel böyle değerlerimizi de olduk ama biz tabii çok çok uzun ama ben sadece sınavda gelebilecek şekilde anlatıyorum biliyorsunuz ki. Yoksa edebiyat anlat anlat bitmez. Biz biraz daha nokta atışı yapıyoruz. AYT odaklı gidiyoruz. Evet bugün dersimiz bu kadar ama bugün yine ne gelecek arkadaşlar? Tekke ve tasavvuf edebiyatı gelecek. Terimleriyle birlikte konuşacağız ve sonrasında şairleriyle halk edebiyatını nihayete erdirmiş olacağız diyoruz. Ama nihayete erdirmeden önce biz günün sorusu gelmeden bu dersi bitirmeyiz değil mi? Bence bitirmeyiz. Biraz geçmiş konuları şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Ve ben size sormak istiyorum. Kutatku Bilik kim tarafından yazılmıştı? Biraz da özellik yazarsanız da tadından yenmez arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Şöyle bir kodlamalarımıza gidelim. Hatırlayın kodlamalarımızı bir kodlama yapmışım size şöyle tekerlemeli mekerlemeli değil mi? Hadi onları bir hatırlayalım ve kutatku bilini özelliklerini aşağıda bir görelim. Yazdıkça hafızamızda daha fazla yer ediyor bunu görüyorum. Siz yazdıkça arkadaşlarınız yazdıkça mesela gayri ihtiyari şu an beni izlerken aşağıda bazen yorum bakabiliyorsunuz. O sizin görsel hafızanızda edebiyatın daha da kalıcı olmasını sağlıyor. Evet evet evet. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki üçüncü yani bugünün üçüncü videosunda da görüşünceye dek diyorum unutmayın ki her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ben söylemeyi bazen unutabiliyorum ama siz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Yani şey basmayın tuşa. Ama beğendiyseniz size faydalı olduysa tabii ki bu da beni mutlu eder. Bir sonraki derste görüşünceye dek ne diyorum her zaman olduğu gibi unutmayın ki kalbim sizinle güç zaten bizim.